Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir sütlü, bol çikolatalı pasta yapıyorum. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber yapalım. 4 tane yumurtamızı kasemize kıralım. Üzerine 1,5 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Ve güzelce çırpalım. Yumurtalarımızla şekerimiz güzelce çırpıldığına göre şimdi üzerine 1,5 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Bir buçuk su bardağı da yağımızı ekleyelim. Üzerine 3 su bardağı unumuz var. Onu da ekleyelim. Bir küçük paket kakaomuzu da ekleyelim. Arkadaşlar bu kek harcımızda 2 tane vanilya, 2 tane de kabartma tozu ekleyeceğiz. Vanilyalarımızı ekleyelim ve kabartma tozlarımızı da ekleyelim. İlk önce tel çırpıcısı ile bir güzel çırpalım ki unumuz toz olmasın diye. Telimizi çıkartıp mikserle devam edelim. Arkadaşlar bu pastanın lezzetine tadına doyamayacaksınız. Harika bir lezzeti, harika bir tadı olan pastamızı mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Evet, mikserimizi çıkartalım. Ben bir boy borcam kullanacağım. Borcamımı yağladım, kenarda bekliyordu. Şöyle kenarlarını bir toparlayıp silimizi alalım. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Fırınımı da açtım. Isınıyor. 175 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişireceğiz kekimizi. Şöyle bir güzel düzleyelim ve tezgahımıza birkaç defa vuralım ki havacıkları içerisinden çıksın diye. Ve fırınımıza gönderelim. Biz de bu arada çikolata sosunu yapalım. Tenceremizin içerisine 3 su bardağı sütümüzü alalım. Bir pakette çikolata sosumuz vardı, onu da ilave edelim. Ve güzelce karıştıra koyulana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, böyle karıştıra göz göz olana kadar pişirelim. Bu şekilde. Ve ocağımızın altını kapatalım. Ama çikolata sosumuzu bırakmayıp ara ara karıştıralım ki kabuk tutmasın üzeri diye. Kekimiz pişti. Kürdan testimizi yapalım. Kürdanımız temiz çıktığına göre kekimiz pişmiştir. Arkadaşlar ben çikolata sosunu dökmeden önce kekimi kestim ama isterseniz siz çikolata sosunu döktükten sonra kesin ki daha sonra kestiğimiz izler fazla belli olmuyor. Ben şimdi kestim pastamı. Ve üzerine 2 su bardağı sütümüz vardı. Sütümüz soğuk bu arada. Onu da ilave edelim. Sütümüzü döker dökmez pastamız çok güzel bir şekilde çekiyor sütümüzü. 2. su bardağı da sütümüzü ilave edelim. Su bardak ölçüm 200 ml'lik su bardağı arkadaşlar. Ben malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir yapabilirsiniz. Çikolata sosumuzun da ilk sıcaklığı çıktı ve pastamızla çikolata sosumuzu buluşturalım. Şöyle gezdirelim ve düzleyelim. Şöyle gezdirdikten sonra kaşık yardımıyla çikolata sosumuzu bir güzel düzleyelim. Her tarafına eşit gelmesi için. Ve en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Sizin zamanınız varsa akşamdan da yapabilirsiniz. Benim zamanım az olduğu için ben 1 saat dinlendirebildim pastamı. Ve kestiğimiz yerlerden çok az da belli olduğu için ben yine de kestim pastamı.
Arkadaşlar videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Evet, pastamızı kestik. Şimdi süslemeye geçelim. Ben birer çay kaşığı Hindistan cevizi, birer çay kaşığı da Antep fıstığı ekledim. Süslememi bu şekilde gerçekleştirdim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, Antep fıstıklarını da şöyle yan kenarına koyalım ki daha güzel görüntü elde edebilelim diye. Ve pastamızın süslenmiş hali bu şekilde. Bir de şöyle bir dilimini çıkartıp içerisini görelim. Evet arkadaşlar, bol sütlü, bol çikolatalı pastamız. Tabağımızı alalım. Bir de dokusunu görelim. Evet arkadaşlar, yumuşacık sünger gibi pastamız servise hazır. Şöyle içini iyice gösteriyorum ki sizlere emin olup böyle yapasınız diye. Arkadaşlar ben bu pastamı yıllardan beri yapıyorum. Size öyle güven sağlayabilirim. Bu pastamı yapın, yorumlar kısmından da bana yazabilirsiniz. Evet. Sinideki halinde gösteriyorum ki iyice içinizde sinsin diye. Evet arkadaşlar, siz pastamın son görünümüne bakarken ben de artık sizlere veda edeyim. Pastamı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.